Merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin doğru adresi Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar bugün 27 Mart domateslerimizi tarlaya indiriyoruz. Ekimini yapıyoruz. Daha önce bu tarlada domatesle ilgili 2-3 tane videom olmuştu. Damlama sisteminin kurulumuyla ilgili. Taban gübresi, hat arası mesafe, hat üzeri mesafe, hat çekme işlemleriyle ilgili videolarım olmuştu. Detaylı bir şekilde anlatım yapmıştım. Merak eden arkadaşlarımız varsa o videolara bakınıp fikir edinebilirler. Bugün ise 15 kişi getirdik ve ekimimizi yapıyoruz. Öğlen olmaya az bir zaman kaldı. Tarlanın yarısından fazlasını, burası tarlanın tam ortası, yarısını geçtik. Muhtemelen biter veya az bir şey kalır. Şimdi Doğan ekim yapıyor. Biraz sonra ben de bir fide alıp ekim yapacağım. Doğru ekim şeklinin nasıl olduğunu, bizim nasıl şekilde ekim yaptığımızı göstereceğiz. Baya içinde ekim hataları gördüm. Ve şu anda mesela Doğan da ekim yapıyor. Yapılan en büyük hata, biraz derin gömüyorlar. İlk yapraklar, kotiledon yaprakları dediğimiz kısma kadar, hatta o yapraklar da altında kalacak şekilde derin olmak kaydıyla ekim yapılıyor. Bu da istenmeyen bir ekim şekli. Şimdi Doğan ekim yapıyor. Biraz sonra ben de bir fide alacağım. Bir numune olarak göstermek açısından doğru ekim şeklini. Aslında doğru ekim şekli şu anda yaptığı gibi ilk iki yaprağın dışarıda kalması gerekiyor. Bazı çoğu yerde ilk yapraklar da gömülmüş ve üzerine hafif toprak atıp bastırılmamış. Hafif basması lazım, biraz hava almaması için. İlk yapraklar gömüldüğü zaman ne oluyor? Fazla derin ekildiği zaman, fazla derin ekim yapıldığı zaman hem bitkinin kökleri derine girip soğuğa gireceğinden dolayı, hem de o ilk yaprakların çürüme yapıp o bölgede kök boğazı hastalıklarına sebebiyet vereceğinden dolayı olumsuz ekim şekli oluyor. Hat arası mesafemiz 140 santim. Hat üzeri mesafemiz ise 60 ile 70 santim arasında. 140'a 60-70 arası ektiğiniz zaman ortalama dönme 1000 adet fide gitmekte. Şimdi 60 oluyor veyahut 70 oluyor. 900 ile 1100 arasında fide ekimi domates için uygundur. Şimdi Doğan bir karışlasın. Doğan'ın her bir karışı 20 santimden fazla. 3 karış ve az bir mesafe var. 60-70 santim civarında. Yani yıllardır biz bunu böyle ekiyoruz, böyle netice alıyoruz. Bizim ekim şeklimiz bu arkadaşlar. Çeşidimiz Seminis tohumun 8008 çeşidi. Ekim biraz geç kalınmış. Normalde Çukurova'da, Mersin, Adana bölgesinde 10 Mart'tan itibaren eğer hava şartları uygunsa domates ekimi yapılıyor. Burası normalde pamuk ekilecekti. Sonradan domatese döndüğü için ekimimiz geç kaldı biraz. Arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu domates benim değil. Ben diye konuşmayı sevmediğim için genelde bizim derim. Ama domates Eyüp amcanın domatesi, benim ortak Mehmet'in amcası. Bu arada biz kavunla uğraşırken buraya da gelip hem fikir ediniyoruz hem fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bildiklerimizi burada uygulamaya çalışıyoruz. Bilmediklerimizi buradan öğrenmeye çalışıyoruz. Yani domates benim değil, kavun benim. Bizim biberler ise Baharlı köyünde. Bu da Hafız Mehmet. O da bugün çalışıyor. Hem de iyi çalışıyor. Ama fideleri biraz daha aşağıdan atsa daha güzel olacak gibi. Toplamda 15 kişi, 21.500 adet fide bitebilir veya bitmese de az bir fidemiz kalır. Kumda, Baharlı köyü kum olduğu için ekimler çok daha
seri olmakta. Burası toprak olduğundan dolayı ekim biraz zor olmakta. Kumda olsaydı 7-8 kişiyle 20 dönüm yer rahat bitirirdik. Bu arada tamamen tesadüf arkadaşlar. Bugün Facebook'tan bir bildirim geldi. 5 sene önceki anılarım diye. 5 sene önce ben de domates ekmiştim Baharlı köyünde ve domates resimlerini çekmiştim 3-5 tane. O tarihte, yani aynı tarih, aynı tarihte ekilen domates, az sonra ben resimlerini videonun arasına bir sıkıştırayım. O tarihte ekilen domates ile bu domates arasında ne kadar fark olduğunu erkencilikte, bunu gördüğünüz zaman kendiniz de karar verebilirsiniz. Domatesi ne kadar erken ekersek, yani soğuğa vurdurmayacak, dona vurdurmayacak şekilde eğer erken ekebilirsek daha iyi olur. İlk 15-20 gün domates bir soğuk yerse, soğuk hava geçerse hem domatesin o sene verimi çok fazla oluyor, hem de bitki hastalıklara karşı biraz daha dirençli oluyor. Benim de o zaman domatesleri ben Mart'ın başında zannedersem ekmiştim. Çok erken ekmiştim. 27 günlük domatesdi. Aynı tarihte 27 Mart'ta bana gelen bildirim ve resimler arkadaşlar. Farkı gördünüz arkadaşlar. 27 Mart 2014'te benim o domateslerim şekli öyleydi. Bu sene de 27 Mart 2019, 5 sene geçmiş. Biz burada yine ekiyoruz. Domatesi her zaman erken ekme taraftarıyım. Dona vurdurmamak kaydıyla çok daha avantajlı, çok daha verimli oluyor. O çeşit Hazara 56 çeşidiydi. 56-56. Ve o tarladan dönme 9 ton mal almıştım. Çok güzel bir domates olmuştu. Şimdi bir fide aldım ve fidenin doğru ekim şekli hakkında sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Bir elimde kamera olduğu için tek elle yapacağım. Umarım yapabilirim. Şimdi fidemizi aldık ve fide ile alt kök ile iki yaprak, ilk iki yaprak kotiler, don yaprakları, onun maksimum, yani yapraklar kalabilir. Ama istediğimiz ekim şekli ise, şimdi ben bunu ekeceğim. İlk iki yaprağın altında bir toprak seviyesi, sadece o kök bölgesini kapattığınız zaman yeterli oluyor. Fideleri, hazır fide aldık. Açıkçası fideleri de beğenmedim. Orta göbek durmuş, baskın kalmış. Yan yapraklar biraz daha büyümüş. Bu iyisi, bundan daha kötü olanlar da var. Zannedersem durdurucu da atılmış olabilir. Şimdi bir elle yaptığım için biraz zor oluyor. Şöyle bir düzelteyim. Doğru ekim şekli arkadaşlar bu şekildir. Yani kökün üzerine bir parmak, bir santim toprak gelmesi yeterli. Bunu daha fazla derine gömdüğümüz zaman o yapraklar gömülüp çürüyecektir. Kökler de derine girip güneş ışığından yoksun kalacağından dolayı ısı olarak daha az çalışacaktır. Şimdi ileriki dönemlerde o gösterdiğim yere kadar gömülebilir. Bunu, yalağını biraz daha derin yaparsak, şimdi bu kökü ben çıkarayım. Biraz daha derin yapıp daha derin ektiğimiz zaman yine ama sadece köklerin üzerini kapatacağız. Daha sonra boğaz yaptığımızda o ilk yapraklar gömülebilir. O zaman ise yan dallardan, yan ilk iki yaprağın üstünden ve yanından yeni yeni kökler atacaktır. Şimdi doldurup bu seviyeye getirdiğimiz zaman, 20 gün sonra için konuşuyorum, şu işaret ettiğim bölgede yeni yeni köklenmeler olacağından bitkilerimizin kökleri çok daha güçlü olacaktır. Ama biz bunu şu anda gömsek o iki yaprak ile kök bölgesinde kök boğazı hastalıkları olabilir. Fungal hastalıkların oluşmasına zemin hazırlamış oluyoruz. Aralığımız arkadaşlar 3 karış.
ve az bir mesafe, yani genelde 70'e ayarlamaya çalıştık. Ekim şeklimiz bu şekilde. Birazdan buna can suyu vereceğiz. Orada tekrar konuşacağız. Şimdi ise arkadaşlar, hortumdan da anlaşıldığı üzere hortumlarımız şişmiş ve ilk can suyunu vermeye başladık. Tek yıllık damlamalar olduğu için sağa sola kaydılar. Suyu verince bunu düzelteceğiz. Tek yıllık damlama kullanıyoruz. Bir hortum yeterli arkadaşlar. Saatte 1.6 litre damlatıyor. Ve ilk su da 2 saat vermemiz, kök bölgesini ıslatmamız yeterli oluyor. Bu arada ilk 15 güne kadar, 2 haftaya kadar, yani minimum 10 gün, 15 güne kadar hiçbir şey vermiyoruz bitkiye. Sadece su isterse su veriyoruz. Çünkü gübre versek, köklendirici versek şu anda daha bunu alamayacaktır. Kökler bir toprağa adaptasyonu sağlayıp köklendikten sonra o zaman gübreleme ve köklendirme için köklendirici takviye gübreler verebiliriz. Şu an için ama ilk 15 gün, ilk 2 hafta hiçbir şey vermememiz gerekiyor. Çünkü versek hem boşa gidecek, hem de kökler çok daha taze ve toprağa alışmadığından, kök atmadığından dolayı köklere de zarar verebiliriz. Hiçbir şey vermediğimiz zaman ayrıyeten kök yapısı daha güçlü gitmekte ve üst bölge, çalı kısmı biraz daha yavaş gitmekte. Daha sonra 15 günden sonra köklendirici ve gübre attığımız zaman sağlam bir kök oluştuğundan dolayı çok daha güzel gelişip devam edecektir. Bunu 4-5 gün sonra bir daha sulayacağız. Su durumuna göre, tabi yağmur durumuna göre kök bölgesini ilk 10 gün, 15 gün fazla susuz bırakmayacağız. Şimdi damlamalarımız köke çok yakın. Daha sonra bunları biraz uzaklaştırmak gerekiyor. Köklerini attıktan sonra ise damlama ile kökün, fidenin arası en az 10 santim olmalıdır. Daha yakın olduğu zaman kök bölgesine su girdiğinden ve çok nemli kaldığından fungal hastalıklar kök boğazında oluşup kök boğazı çürüklüğü hastalıkları meydana gelecektir. Arkadaşlar, bir de tarlada eğer keseğen ve dana burnu varsa bunun için kepekli ilaç hazırlayacağız. Bunun videosunu da bugün veya yarın atarım. Bu kavuşturamayız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.